Kar yağışı ve hava sıcaklıklarındaki rekor düşüşler, soğuk algınlığı ve grip vakalarını da artırıyor. Peki ne yapmalı? Uzmanlara kulak verelim. Burun tıkanıklığı, aksırık, öksürük, boğazda yanma, halsizlik, bazen hafif ateşli seyirler. Soğuk aylar başladığında bunları görmeye başlıyoruz. Havaların soğumasıyla birlikte soğuk algınlığı ve grip teşhisi alan hasta sayısı artıyor. Soğuk havada aktive olan virüslerin etken olduğu pek çok üst solunum yolu enfeksiyonu içinse uzmanlar bilinçsiz antibiyotik kullanılmaması gerektiğini belirtiyor. Hemen antibiyotiğe sarılıyoruz. Ben hastalandım, benim boğazım ağrıyor falan diye. Bu yanlış bir şey. Bilinçsiz ve uzun süreli antibiyotik kullanımı, vücudun düzenleyici ve koruyucu mikroorganizmaları olan probiyotiklere büyük hasar veriyor. Probiyotikleri uzun süreli antibiyotik kullanma, gelişigüzel antibiyotik kullanmayla, sık sık ağrı kesici ilaçlar kullanmayla biz yavaş yavaş tüketiyoruz. Ancak ve ancak iyi bir beslenmeyle eski haline bir ayda ancak gelebiliyorlar. Peki viral enfeksiyonlara ne yapmak lazım? Bol sıvı, ağrı kesici, ateş düşücü gerektiği kadar, gerektiği zaman. Vatandaşsa çözümü fiyatları cep yaksa da aktarlarda arıyor. Revaçta olan şey tabii ki ıhlamur veya karışık bitki çayları. Bağışıklık sistemini güçlendiren baharatlar arasında iyileştirici özelliği bilimsel olarak kanıtlanan zerdeçal birinci sırada. Bağışıklık sistemini güçlendirici en önemli şey zerdeçaldır. Zencefil, zerdeçal, tarçın, mesela bundan karışımı olsun falan. Hakikaten bağışıklık sistemi için çok önemli bir şey.